şu anda kanunlar var. Yani internette birisi size hakaret ettiği zaman mahkemeye gidip bir kanun uyguluyorsunuz. Bunu uygulamak için BTK denilen bir kurum var. Şimdi bir de RTÜK geliyor. Yani bilemiyorum. Ya o konuları hakikaten bilemiyorum ben. Evet. Yalnız şunu biliyorum. Bakın biz şimdi internet ve ondan sonrası sosyal medya diyelim. Yalnız sosyal medya değil, daha bir sürü yeni unsur var ki bizim bilmediğimiz, tanımadığımız, alışık olmadığımız yeni öğeler içinde barındırıyor. Evet. Bunların birçoğu da bizim alıştığımız kontrol mekanizmalarının dışındaki öğeler. Biz bunları nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. İşte asıl benim yandım Allah diye yazıya geçirmeye çalıştığım konu bu. Yani bunlara kapsayıcı bir şekilde, anlaşılır kalıcı bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde yeni modellerle, yeni sistemlerle çözmemiz gerektiğine inanıyorum. Başkasından ithal etmek mecburiyetinde değiliz. Kendimiz de aramalıyız bunu. Her ülkenin kendine özgü sorunları var. Her ülkenin kendine özgü farklılıkları var. Evet. Bizden çok fazla ileri değil hiçbir ülke. Yani en fazla 3 yıl daha fazla deneyimli bazı konularda. Biz de aynı şekilde biz o araştırmaları yapabilmeliyiz diye düşünüyorum. Siz buna 4. endüstri devrimi mi diyorsunuz? Ya da bu mu deniliyor şu anda içinde olduğumuz nokta? Ya da onun bitmesi... Endüstri devrimi, 4. endüstri devrimi Almanya'da çıkmış, evet, bir terim. Almanca'dan çıkmış bir terim. Bu Davos'u yöneticilerinden Klaus Schwab'ın özellikle üzerinde durduğu bir konu. Evet. Yani o sanayi üretiminin bir devamı olarak kabul ediyor. Yani internet sonrası ve yeni teknolojilerin devreye girmesini. Ben doğrusu yeni bir aşama olarak kabul ediyorum. Yani karşılaştırmak pek düşünmüyorum Klaus Schwab'la kendimi ama. Yani ben, estağfurullah, ne de olmasın. Ben aslında yani endüstri döneminin bittiğini kabul ediyorum. Artık servislerden konuşuyoruz biz. Üretim, tamam üretim, yani bütün ekonomi sonunda üretim modellerinin üzerine oturtulmuş. Ama artık üretim modeli temelinden değişiyor. Yani internetle birlikte, internetle dediğim zaman çok kapsayıcı, her şeyini birlikte söylüyorum, evet, ben yani. Mobili, sosyal medyası, networkleri, hepsini birden söylüyorum ben. Servis endüstrisine özellikle. Bunların hepsi bizi farklı bir yöne götürmeye başladı.